Günaydın arkadaşlar. Nerede miyiz? Tabii ki Ford'dayız. Şimdi burası Texas'la Oklahoma City'nin arasında sınırda bir dealership. Ford'un bayisi. Buraya geldik ama burada genellikle pick-up türü araçlar var. Sport araç sadece ellerinde iki tane varmış. Brian diye bir adamla tanıştım. O söyledi ki şu an sadece bir iki tane aracımız var. Ama isterseniz başka state'lerden, başka anlaşmalı yerlerden araç getirebiliyorlarmış. Bunların da öyle bir özellikleri var. Mesela araç beğeniyorsunuz, burada yok ama onların internet sitesinde var. Aracı başka state'de buraya getirtiyorlar. Ücreti talep etmiyorlar. Çünkü kendi şeyleri, satışları dahilinde. Ben de size gelmişken şöyle bir araçları göstereyim dedim. Şimdi burada Türkiye'de bildiğiniz üzere escort aracı Ford Mondeo. Ama buradaki ismi Fusion. EcoBoost bu araçta arkadaşlar. Hani biliyorsunuz bütün belediye başkanları, işte kaymakamları, iş adamları hep böyle escort araç kullanırlar ya. Böyle nasıl söyleyeyim, sedan kasa, siyah, film cam filan. Neyse, gelelim bunun fiyatına. Arkadaşlar aracımız 2020 model. Ne kadar bakayım, $24,500. Herhangi bir down payment yazmışlar mı? $1,500 down payment verirseniz arkadaşlar bu araca sahip olabilirsiniz. Tabii krediniz iyiyse. O kağıtla tam detaylarını anlayamadım çünkü farklı yazmışlar. Şimdi arkadaşlar size bir soru. Mavi, koyu okyanus mavisi, deniz mavisi bir Mustang mi yoksa kırmızı ateş rengi bir Mustang mi? Abi jantlar çok iyi ya. Söküp benim arabaya takacağım. Evet arkadaşlar, burada ne var şimdi? 2020 model EcoBoost Coupe Premium var. 4 passenger sports car 2.3, benim arabayla aynı. Ne kadarmış arkadaşlar? Bakalım. Aracın base price, yani sıfır, yani şu anki boş şeyi $31,685. Aracın total optionlarla, hepsiyle, yani eklenmiş ürünlerle, bak mesela exterior dışı, interior içi, içindeki özellikler ve güvenlik şeyleri var, paketleri var araçta arkadaşlar. Özelliklerini zaten buraya yazmışlar. Bir sürü özelliği var. Garantisi de 3 yıl 36.000 mile kadar, 5 yıl 60.000, 5 yıl 60.000 ve yol asisti, yani yolda kaldığınızda, yolda problem yaşadığınızda dahil de şeyler var. Total fiyatı arkadaşlar bu aracın $38,975. Makine. Çiçek. Abi şu havalandırmaları beni baştan çıkartıyor. Çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel. Orijinal lipler, keskin bakışlar. Bak bunun jantı çok kötü. Beğenmiyorum bunu. Bu aracımız da arkadaşlar daha ucuz. Yaklaşık 8-9 bin dolar daha ucuz. Neymiş bu? Arkadaşlar aracın fiyatı $26,670. Tabi optionları var. Arabayı aldığınızda size gelecek fiyatı $29,855. Bunun da ne özellikleri var? Bu da 2020 model bir araç. 2.3, 4 kişi oturma kapasiteli. Bunun da özellikleri var. Bunda da işte garanti alırsanız bunlar dahil. Tabi öbürünün exterior ve interior'ları daha fazla. Dış ve iç özellikleri. Örneğin çelik jant mesela. Falan filan bir sürü detayları var. Onları şimdi anlatmaya kalkarsak uzun sürer. Tabi biz de bir dealership kadar bunları iyi anlatamayız. Burada başka bir aracımız var. Bu neymiş arkadaşlar? Buna ne yazmışlar? Part condition information. Bu araç herhalde %40 kaza hasarlı yazmışlar. Şimdi burada ne var? Escape var. İç döşemesi çok güzel bu aracın da. Escape. Titanium. Elektrikliymiş arkadaşlar bu araç. İç döşemeleri güneşten biraz çok iyi gözükmüyordur. Öbür tarafa fiyatını koymuşlar. Arkadaşlar araçlar harbiden güzel. Yani ben
Ford'u sevmeye başladım yani. Arkadaşlar 36.290 dolar. 2020 Escape. Full artı full elektrikli bir araç. Bence güzel gözüküyor. Abi bak karşıda ne var? Cihaz var. Expedition. Abi şu araca bir bakar mısınız? Sanki Escalade. Navigatör yani öyle bir ağırlığı var aracın. Çok da güzel duruyor. Ama üstünde fiyat miyat yazmıyor. Neyse şuradan girmişken F-150'lere bakalım. Abi F-150'leri biliyorsunuz. Her yerde özellikle Texas'ta adamlar bayılıyor abi. Çok satan bir araba. Şimdi şöyle göstereyim. Renkleri böyle var arkadaşlar. Çeşit çeşit. Tabii şu siyahtan bir bakalım. Abi çok güzel değil mi? Hiç kullanmadım F-150 ama çok merak ediyorum. Neymiş arkadaşlar? 2021 Super Crew diye geçiyor arkadaşlar. 3.5 V6 motor. Ne yazmışlar bakalım özelliklerine? Abi dolu dolu özellikleri var. İşte light'larından çelik jantlarına, led'lerine, içerideki halısında, kumaşına kadar hepsini yazmışlar. Arkadaşlar aracın fiyatı 73.220 dolar. Yani sizce nasıl bir fiyat? Yani olsa alırım. Abi içini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ortada kocaman bir touch screen var. Güzel bir döşemeleri var. Arkası çok iyi gözüküyor. Ama şu arabayı alıp da şikayet eden bir adam görmedim açıkçası. Yani çok güzel gözüküyor. Bunun fiyatı neymiş bakalım bir yan aracın. Bak arkadaşlar bu da 2021 Bosch modeli 42.590 dolar. Bak ama diğerinki kadar özellikleri mevcut değil. Hem dışında hem içinde arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu 5000 motor ama 8 silindir. Diğeri 6 silindir 3500 motor. Bu 5000 motor 8 silindir. Bu neymiş bakalım? Buna bakalım, buna bakalım. Bunun fiyatı 47.095 dolar. Bu da 2011. Bu da aynı şekilde 5000 motor, 8 silindir. Bu da tabii tam dolu değil. Özellikle içi biraz daha bunun sade. Mesela touch screen yok. İçeride normal bilgisayar var. Küçük ekranlar oluyor ya. Aa, burada da mesela kırmızı rengi var, beyazı var. Güzel. Bayağı güzel yani. Şunlar neymiş? Biraz daha basic duruyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. STX diye geçiyor herhalde. He, Ranger. STX Ranger. Okey. Bunun fiyatına bakalım. Arkadaşlar bunun fiyatı 2020 model 2.3 EcoBoost 10 ileri vites 30.000 dolar. 30.230 dolar. 30.000 dolar. 2021 01 araç. Arkadaşlar şey gibi düşün. 30.000 dolar 30.000 TL gibi. 30.000 TL'ye ne alabilirim? Arkadaşlar bazı yüksek araçlarda özellikle böyle SUV jip araçlarda böyle şifre koyuyorlar arkadaşlar. Anahtarlarla uğraşmıyorsunuz. İnsanlar bunu seviyor. Daha kolay pratik olduğu için. Amerika'da en çok polis araçlarının kullanıldığı genellikle Texas'ta Explorer. ST ama bu spor modeli arkadaşlar bu pahalıdır. Abi jant görüyorsunuz simsiyah. İçine bakalım. Ortada güzel bir ekran var. Güzel bir konsol var. Range Rover gibi vites topuzu var böyle döndürmeli falan böyle havalı ama bunun fiyatı yazmıyor üstünde. Biz de geçelim. Bu kaç modelmiş bakalım. Bu da 2020 modelmiş. 2021 modelmiş arkadaşlar. Onun fiyatı yazmıyor üstüne. Şu 4 aracın yazmıyor. Şuna bakalım. Bu da Explorer ama bu boş modeli gibi gözüküyor. Yok doluymuş. Bayağı dolu gözüküyormuş. Şurada yazıları mevcut zaten. Ne kadarmış fiyat arkadaşlar? 39.580. Arkadaşlar kusura bakmayın. Güneşten dolayı yansıma olabilir. Çok iyi gösteremiyor olabilirim. Söylediğim fiyatlara riayet edebilirsiniz ama. Buraya geldik. Yine 2021 model 2.3 14 engine diyor. Bu ne demek ya? Onu bilmiyorum.
Gene 10 vites. Bu da 44 bin dolarmış arkadaşlar. Arkadaşlar burada araç alırken aracın peşin parasını çekmiyorsunuz. Ya da bankaya gidip kredi için beklemiyorsunuz şu anlamda. Buraya geliyorsunuz, kredinizi kontrol ediyorlar. Krediniz iyiyse, güzel bir geriye dönüş bir şeyleriniz varsa hesabınız, yani zamanında ödemişsiniz, krediniz güzel, her şey yolunda ise sizden diyorlar ki ne kadar ödeme yapmak istiyorsunuz araca, ne kadar peşinat verip bu arabaya sahip olmak istiyorsunuz. Ne kadar çok peşinat, taksitleri o kadar düşük demek. İnsanlar burada araçları genellikle uzun vadeli alıyorlar ki araç kiralamış gibi düşün arkadaşlar. Bir araç kiralıyorsunuz haftalık mesela 300-400 dolar. Bu aracı alıyorsun 300-400 dolar aylık ödeme yapıyorsunuz. Düşünün. Yani sadece rent şey, kiraladığınız araçlarda bakımlarını sadece yetkili şey rent-a-car yapıyor. Bunu da siz yapıyorsunuz ama bu araç sonunda sizin oluyor. Onun için insanlar genellikle uzun vadeli araç almayı daha çok seviyor. Çünkü sıkışmıyor. Adam telefon faturası öder gibi. Benim daha önceki videolarımda var, buraya koyacağım şimdi. Telefon faturası öder gibi araç sahibi oluyorsunuz. Arkadaşlar Amerika'nın olmazsa olmazlarından Chrysler, Dodge, Jeep, Ram. Bak alın, onlar da burada. Ram hani Türkiye'de çok yaygın bir araç değil ama burada özellikle böyle SUV harcı pick-up araçlarda gerçekten çok başarılı. Bakalım abi, bu aracın basic fiyatı, yani boş normal model 2021 model Ram 1500 diye geçiyor. 43.240 dolar arkadaşlar. Ama aracın böyle bir ağırlığı var, yani bir güzel şeyi var, duruşu. Baksanıza arkadan. Boynuzları falan var böyle. Şimdi adamın altında BMW'si var, sıkılmış. Adam diyor ki ben işte Ford F-150 alacağım diyor. Adam direkt buraya geliyor, diyor ki ben arabamı size satayım. Peşinat vermeyeyim, arabayı ama sizden alayım diyor. Adamlar tamam diyor. Piyasa değeri 19.000. Adamlar diyor biz sana 16.000 dolar verelim, hiç seni uğraştırmayalım. Sen de başka bir yere satmakla uğraşma. Verelim, hemen ticaretimizi yapalım, arabanı al git gibi bir sürü olaylar oluyor. Mesela bu ne abi? Çok farklı bir araç. Abarth diye yazıyor. Spor, lüks bir araca benziyor. Güzel bir araca benziyor. Neymiş? 23 bin dolar fiyatın aracıymış arkadaşlar. 2020 model 124 Spider. Çok güzel ha. Harika. Çift egzoz, body kit. Harika. Mafya aracı. Bilirsiniz. Chrysler 300C. 2012'de test sürüşüne ehliyetim alırken bu araçla girmiştim. Bunun fiyatı neymiş arkadaşlar? 30 bin dolar. Kaç modelmiş bu araç? Bu da herhalde 2020 ama tam göremedim. Herhalde 2020. Arkadaşlar geçen şu araçlardan kullandım. Jeep. Abi bu kadar kötü olamaz. Ben şahsen beğenmedim. Çok kötü. Yani gidişatı şeyi falan sıfır. Fiyatı neymiş arkadaşlar? Jeep Cherokee 28 bin dolar. Yani 28 bin base fiyatı, alacağınız fiyat 31.995 dolar. Bu araçta 2021 model sıfır araç. Burası Green Polk. Araç satış merkezi. Arkadaşlar Türkiye'de Rubicon'ları bilirsiniz. Bu araçlar özellikle suda gitmek için yapılmış özel araçlar. Biliyorsunuz bunun ön kaputundan tut tavanına, kapılarına, her yerine kadar sökülüyor. Bu araçlar çok özel araçlar. Konfor ararsanız konfor bulamazsınız. Ama olmazsa olmaz bir araç. Harbiden çok kaliteli bir araç. Ben çok beğeniyorum. Hele ki şu Jeep tarzı Rubicon'lar daha bir güzel. Arkası böyle şey olan station wagon gibi. Şimdi fiyatlarını göstereceğim size. Abi şunun rengine bakar mısınız? Böyle vişne çürüğü gibi. Bakalım. Şunun fiyatına bakalım. Ne kadarmış? Jeep Gladiator Overland diye geçiyor arkadaşlar. Total price'ı, alacağınız fiyat 53.830 dolar. 2021 model 0. 10 numara bir Jeep. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Doları hemen 7 ile çarpmayın, 8 ile çarpmayın. Buradaki birim buraya alakadar ediyor. Biz 50 bin dolar kazanıyorsak 50 bin dolar bu paraya bu arabayı alabiliyoruz demek yani.
Onun için bir şeylerle karıştırmayın. Birim birimdir yani. Rubicon 2 kişilik 4x4 ne kadarmış arkadaşlar? $45,790. Biliyorsunuz bunlar zaten hem arazi hem de normal araç olduğu için iki vites var içinde. Arkadaşlar ben bu aracı çok beğendim. En büyük özellikleri de arkadaşlar her şeyin böyle çıkıyor olması beni çok mest ediyor. Bizim bir müşterimiz var. Yazın geliyor devamlı. Üstü açık, böyle her yeri açık arabanın. Abi çekişleri, jantı, görüntüsü, havası. Bunun ne kadarmış? Yazıyor mu? Yazmıyor ama modeli neymiş? 2021 modelmiş burada. Aracın fiyatı yazmıyor. Şuna bakalım işte çürüğüne. Bu ne kadarmış? $54,300. Base fiyatı $40,000'dan başlıyor. 2021 model 10 numara bir araç. Şimdi Türk genç arkadaşlarımın, kardeşlerimin, abilerimin özellikle çok sevdiği olmazsa olmaz Dodge Challenger and Charger arkadaşlar. Siyah asaletini görüyor musunuz? Küçük dokunuşlar yapmışlar ön liplere, sarı etiket. 10 numara. Arkadaşlar hiç kullanmadım şu aracı. Nasip olmadı ama bir gün kiralayıp denemek istiyorum. Abi Dodge Charger'lar burada. Yanında da Dodge Jeep'ler var. Abi şuna bir bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Ben çok beğeniyorum ya. SRT Dodge SRT'ler arkadaşlar inanılmaz bir araç. Uçuyor. Yani videolarını izliyorum, takip ediyorum. Bazı arkadaşlarım da muazzam. Şimdi bunun fiyatına bakalım. Arkadaşlar 2020 model Dodge Challenger RT Plus $34,595'dan başlıyor. Gelecek fiyatı her şeyle beraber $47,440. Çok güzel abi, ben çok beğeniyorum. Şimdi onun yanındaki Charger'a bakalım. Hangisine bakalım? Şu turuncuya yakın kremit rengi olana bakalım. Abi bu da çok güzel. Bu da 2020 modelmiş. Arkadaşlar $29,000'dan başlıyor, $30,000'dan başlıyor. Onu bunu ekliyorsun, şu bu derken $34,385'a bu araç size geliyor. Abi çok iyi değil mi? $30,000-$35,000 araba para veriyorsun. Yani onu da peşin vermiyorsun. Düşünün. Artık krediniz ne kadar iyiyse ona göre bir fiyat veriyorsunuz. Sıfır araca biniyorsunuz ya. 3 sene 5 sene kafanız ağrımıyor. Bir de zaten uzun yol yapmıyorsunuz, kilometre yapmıyorsunuz. Abi sizden iyisi yok yani, daha ne olsun. Yani sıfır araba almak bir yandan mantıklı. Eğer uzun vadeli kullanacaksanız. Ama yok ben keyifçi adamım, araba alırım satarım, keyfe binerim, şöyledir böyledir derseniz sıfır araba almanızı tercih etmem açıkçası. Burası da oldukça büyük bir yer. Bayağı bir araç var burada da. Görüyorsunuz o Ram'in jipleridir, şunlardır, bunlardır. Yani araç videomuz böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Özellikle sizlere bu lüks araçların, Lamborghini, Ferrari, Maserati gibi araçların videosunu çekmek istiyorum yakında. Sıfır fiyatları, ikinci el fiyatları. Görüyorsunuz arkadaşlar yani arabanın boş modelinde bile neredeyse $8,000-$9,000 oynayabiliyor. Bu da büyük bir rakam aslında baktığınızda. Biz de gezdik dolaştık. Şöyle ranch arabaları var arkadaşlar. Bunlar genellikle çiftliği olan insanlar kullanıyor. Daha güçlü olduğu için arkasına bir şey bağlıyor, çekiyor filan. Genellikle böyle şeyler de var. Ama tabii Ford alacaksanız özellikle bakmanız, araştırmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki Ford çok satan bir araba. Özellikle Amerika'da. Honda, Ford bunlar böyle top seller araçlar. Abi hava esiyor, ben de üşüdüm. Videoyu yavaş yavaş bitiriyorum. Şurada da bir tane Mustang GT varmış. Şurada da Mustang 2 tane var zaten. Öbür tarafta da Jeep'ler var ama üşüdüm. Videoyu burada bitireceğim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, insanlara beni önermeyi unutmayın. Sizlerin desteğiyle yavaş yavaş sayfamız büyüyor. İnşallah daha büyük işler yapacağız. Beni desteklediğiniz, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.